Hazreti Adem tarafından temeli atılan ve Hazreti İbrahim'le oğlu Hazreti İsmail'in birlikte inşa ettiği Kabe, dünyanın ilk binalarından biri olma özelliğine sahip. Haç mevsimi olması sebebiyle Mescid-i Haram ve tabii ki Kabe en ihtişamlı günlerinden birini daha yaşıyor. 24 saat Kabe ve Mescid-i Haram ibadet etmek isteyen Müslümanlarla dolup taşıyor. Dili, kültürü, ırkı, dini, sosyal yapısı farklı, milyonlarca Müslüman omuz omuza Kabe'yi tavaf ediyor. Kelime olarak dönme, dolanma anlamına gelen tavaf sırasında muhteşem görüntüler ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber'in Kabe'nin Rükn-i Yemani adı verilen köşesiyle Mültezem denen Kabe kapısının olduğu mekana ayrı bir önem verdiği rivayet edilir. Peygamber'in burada sıkça dua ettiği anlatılır. Mescid-i Haram'ın en önemli noktalarından biri de Hazreti İbrahim makamı denen bu yapı. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı taş bu muhafazanın içerisinde bulunuyor. Kabe'nin etrafında 7 defa dönenler İbrahim makamına yakın bir noktada namaz kılarak tavaflarını tamamlıyorlar. İnsanların ahenk içinde tavaf ettiği Kabe'nin bir köşesindeki hareketlilik hemen dikkatleri çekiyor. Kabe'den sonra en çok önem verilen bu noktada cennetten geldiği söylenen Hacerül Esved yani siyah taş bulunuyor. Peygamberin eliyle yerleştirdiği Hacerül Esved'i öpmek, ona dokunmak için inanılmaz bir yarış yaşanıyor. Kargaşa sırasında şaşırtan görüntüler ortaya çıkıyor. Yüzlerce insanın aynı anda aynı noktaya hareketi eşine zor rastlanır manzaralara sebep oluyor. Kimi sıkıştığı yerden çıkmaya çalışırken bir başkası kendini bir anda omuzlarda buluyor. Bu zorlu mücadelenin ardından cennet taşına dokunabilenlerin mutluluğuysa kelimelerle ifade edilemiyor. Allah Allah.